Sinancığım hayırlı olsun canım. Evet, başlayabilirsiniz. Arkadaşlar, sayın basın mensupları, sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Yani buraya kadar zahmet ettiniz, çok sağ olun, Allah razı olsun. Önümüzde bir seçim dönemi hazırlığı var. İnşallah Kırıkkale milletvekillerini seçecek. Şu anda aday adaylarımız açıklamalarını yapıyor. Biz de inşallah Allah nasip ederse bu dönem aday adaylarımızı açıklayacağız huzurunuzda. Şimdi biz zaten sizler içinden biriyiz. Şu ana kadar da sizlerle beraberdik. Hep sizlerle devam ettik. Bundan sonra da inşallah Allah nasip ederse sizlerin adayı olacağız. Bizim adaylığımız sizin adaylığınız olacak. 2002 yılından bu yana kadar biz zaten bu davanın peşindeyiz. Elimizden geldiğince karınca misali çaba sarf ettik. Halen sarf etmekteyiz. Bundan sonra da inşallah çabamızı sarf etmeye devam edeceğiz. 2002 yılına kadar biliyorsunuz Türkiye'miz sadece ve sadece işte kapılarda bekletilen başbakanlarımız sayesinde tarafından yönetildi. Elhamdülillah 2002'den sonra dünya lideri tarafından yönetilmeye başladık. İşte bundan sonra inşallah liderler tarafından yönetiliyor Türkiye'miz. Buna göre de zaten hızla ilerleme kat etmekte. Siz de bunları takdir ediyorsunuz. Şimdi benim söyleyeceğim şu, adaylığımı halk için açıklıyoruz. Bizim adaylığımız sizin adaylığınız olacak kesinlikle. Yani şımarmayacağız inşallah Allah nasip ederse. Sizle yine iç içe devam edeceğiz. Samimi olacağız. Hani Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz diyor ya, Habeşi Bilal'e çık ezan oku diye. Bu sırada da bazı sahabe olsun, bazı Müslümanlar Habeşi Bilal'e tabi bunu yakıştıramıyorlar. Niye onu söyledi diyorlar. Tabii onu diyenler kaybediyor. İnşallah Teala biz Allah nasip ederse aday olursak, milletvekili olursak kesinlikle kibirlenmeyeceğiz, şımarmayacağız, yukarıdan bakmayacağız. Sizlerin adayı olacağız. Yani Allah inşallah Teala çıktığımız bu yolu hayırlı etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben sizin bu yolda bana destek olmanızı istiyorum. Yani bana derken aslında kendinize destek olmanız. Çünkü ben sizin adınıza çıktım. Aday olursak halkın adayı olacağız. Birilerinin adayı olmayacağız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Allah hayırlı. 2002'den beri mücadelemi biliyorum. Biz o kapıdan kovulduk. Seçimlerden sonra atıldık ama çıkmadık sen. Mücadelemde yoluna başarılar dilerim. Altında aday olacağıma canı gönlünden inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes bir yerden başlayacak. Yani tabii ki acemiliğim olacak. Değil mi? Çekimselliğim olacak. Ama inşallah nasip olur aday olursan inşallah maddi ve manevi var gücümüze yanımıza yaklaşır. Allah yolunu baktığına seversin. Allah'ım tanıyorum şimdi zaten şöyle samimi olacak olursak Allah-u Teala herkese bir kalp vermiş. O kalp kesinlikle yalan söylemez. Evet. Doğruyu yazdım. Samimiyi de gösterir, samimi olmayanı da gösterir. Biz kesinlikle samimi olacağız. Hayırlısıysa diye dua ediyoruz. Siz ayrıca bir açıklama yaptınız. Halkın içinde açıklama yaptınız. Bu Kırıkkale sizi iyi tanıyor. Uzun süredir siyasettesiniz. Efendim neler diyeceğiz? Şimdi zaten amacımız halkı temsil etmek için çıktık yola. Şimdi 2002'den bu yana normalde güzel bir enerji var Türkiye'mizde. Türkiye'miz bayağı bir ileri gitme savaşında. Biz Kırıkkale'mizin enerjisini, manevi desteğini bu 2023 yılında 23 hedeflerine doğru giderken daha bir belirgin şekilde hissettirmek, göstermek hedefimiz. Yani Kırıkkale'li için layık olduğu hizmetlere için çaba sarf etmek.
Artı onları güzel bir şekilde temsil etmek. Bir kere yani görüş beyan ederken milletvekilinin görüş ve doğrularından ziyade Kırıkkale'nin doğru ve görüşlerini belletmek, onları dile getirmek, onların dili olmak, kulağı olmak, gözü olmak amacımız mecliste olsun, genel merkezlerde olsun. Bu şekilde çalışmalar yaparak halkımızı isteklerini, arzularını çekinmeden, yani yanına katmadan, acaba şu nasıl olur demeden onların isteklerini doğrudan bildirmek, onların dili olmak maksadımız. Ben halkın içindesiniz, burada ikamet ediyorsunuz, adaylığınızı burada açıkladınız. Ben halkım diyorsunuz. Kesinlikle öyle diyorsun. Bu yürüyüşünüzü neye bağlıyoruz? Yani gerçekten halkız, halkın içindeyiz. Yani oturduğumuz kalktığımız onlar, hani derler ya, bir zamanlar olur da oturup da çay içmediğin adamla zamanı gelir de kuzu da kessen kıymet olmaz diye. Biz zamanla çok oturduk halkla beraber, çok çay içtik. Halen de içmeye devam ediyoruz. Biz bu halkın içindeyiz. Yani halkın adayıyız. Belli bir kesimin kesinlikle adayı değiliz. Yarın Allah nasip eder de aday olur da seçilirsek de zaten aynı şekilde de devam edeceğiz. Bir şeyler değişmeyecek. Kesinlikle değişmeyecek. Allah da nasip etmesin hizmete inşallah. Devam edecek diyorsun. Hizmet devam. Beraberce devam. Kararlar beraberce alınacak. Halkla iç içe alınacak. Yani onların görüşlerini doğrultusunda hareket edilecek. Yine kapı kapı gezip halkın içinde olacağım diyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle kapı kapı gezeceğiz. Halkın içinde olacağız. Yani seçilmesek de halkın içinde olacağız. Seçilsek de halkın içinde olacağız. Yani şöyle diyelim. Biz halk, halk da biz olacak diyelim. Sayın Başkanım, yani kafanızda nasıl bir profil milletvekili adaylığı düşünüyorsunuz? Valla kafamızda canlandırdığımız, yani seçimin ertesi gün Ankara'ya kaçıp bir daha gelmeyelim, bu şekilde değil yani. Yani gerçekten devamlı halkın gönlünü almış, 5 yılını doldurduğunda da halkın teveccühüne mazhar olmuş, sevgiyle anılan, arkasından dualarla anılan, geride bir eseri olan, yani eseri olan derken şahsi olarak demiyorum, ekip olarak da eseri olan, halk olarak da eseri olan, ya bir ölsek gitsek dahi ya şundan da Allah razı olsun denilen bir aday olmak, vekil olmak istiyoruz. Efendim bu şekilde diyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi Sinan Kalkan ben halkın adayım diyor. Bu caddede, bu sokakta yürüyorum diyor. İnşallah aday olursam çok güzel hizmetler yapacağım diyor. İnşallah. Efendim biz de size hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Size, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun.